Sevgili Ümit Sami Kumuş, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şahaneyim, seni sormalı. Gayet iyiyim ben de, teşekkür ederim. Sağ ol. Bu ne kadar geniş bir nezaket hali böyle karşılıklı. Ben hep naziyim ya. Abi direkt ben göbek sorusunu sorarak başlıyorum. Şeyde. Bu sivrisinekler bizi neden ısırıyor? Sivrisinekler bizi neden ısırıyor? Aslında sivrisinekler bizi mecburiyetten ısırıyor. Hani alternatifi olsa ısırmayacak. Çok güzide yaratıklar kendileri. İşin şakası bir yana sivrisinekler üreyebilmek için ısırıyorlar. Niye? Sivrisineklerin sadece dişileri kan emerler, ısırıp kan emerler. İnsanlardan veya diğer canlılardan, sadece insanlardan değil, diğer memelilerden, sürüngenlerden de kan emerler. Kanı olan herkesten, gücünün yettiği yerde sivrisinekler emer. Yani attan, eşekten, köpekten tabii, de kan emiyorlar mı? Tabii ki. İnsana özgü değil yani. Bütün kanı olan bütün canlılardan emerler. Yani bazı sivrisinekler bazı türlere uzmanlaşabiliyor. Ama temel sebepleri sadece dişilerin kan emmesi ve emdikleri kandan aldıkları amino asitlerle yumurta sentezleyebilmeleri. Yani yumurta yapabilmeleri için muhakkak kan emmeleri gerekiyor. Ancak bu şekilde üreyebiliyorlar. Kan emmezlerse yumurta teşekkür etmiyor. Yani... Bizden kanı alıyor, ne yapıyor sonrasında? Bizden kanı aldıktan sonra kanı tabii ki sindiriyor. Sindirdiği zaman aynı bizde olduğu gibi komplike büyük molekülleri daha küçük parçalarına ayırıyor. Bizden ne emiyor? Kan proteinlerini emiyor. Bunları daha küçük parçalar olan amino asitlere bölüyor. Aynı bizim diğer canlılara yaptığımız gibi, yediğimiz canlılarda da biz aynısını yapıyoruz. O da sivrisinekteki orada elde ettiği amino asitlerle yumurta sentezi yapıyor. Daha sonra işte erkek sivrisineklerle çiftleşiyor, yumurtalar dölleniyor ve üreme döngüsü devam ediyor. Yani özetle üremek için kan emmeye mecburlar. Ne kadar sıklıkla bir sivrisinek yani bunu hayatında kaç defa yapıyor? Sivrisineklerin ömrü çok uzun değil. Aslında sivrisineklerin yaşam siklusunu yani sivrisineklerin biyolojisini biraz bilmek gerekiyor. Bizim sivrisinekler... Mesela suda üreyen canlılardır. İlk yumurtalarını suya bırakırlar. Yumurtalar açıldıktan sonra bizim larva dediğimiz veya halk arasında kurtçuk dediğimiz şekle dönüşürler. Bu 4 evredir. İşte 1. evreden 4. evre larvaya kadar yetişirler. Daha sonra 4. evre larvadan pupa dediğimiz şekle dönüşür. Pupanın içi yarılır. Kelebeklerin kozası gibi düşün. İçinden ergin sivrisinek çıkar. Sivrisinek eğer dişi ise... birkaç günden sonra kan emmek, üremek için kan emmek zorundadır. Yumurtadan yani pupadan çıktığı döneme bağlı olarak ya bir mevsim yaşar, mevsimin sonuna, yaz mevsiminin sonuna doğru çıktıysa quiescence dediğimiz bizdeki büyük canlılardaki kış uykusuna benzeyen bir uyku durumuna geçerler kuytu köşelerde. Bir kış boyunca uyku durumunda kalabiliyorlar mı? Kalabiliyorlar. Filmlerde olur ya, kozaya yatırırlar işte bilmem kaç yüzyıl yatırır ona benzeridir. Zaten konu da oradan esinlenmiştir. Sivrisinek gibi böceklerin quiescence denilen metabolizmayı sıfıra yakın bir hale getirip uygun şartlar oluşuncaya kadar beklemesi olayı. Uygun şartlar oluştuğunda tekrar eğer yumurta oluşturabiliyorsa yumurta oluşturur, yumurtasını bırakır, ömrü dolduğunda da ölür. Yani kış ayına girdiğimizde evde sağda solda kuytu karanlık köşelerde bir sürü yetişkin sivrisinek uyuyor mu oluyor? Tabii ki. Dişileri genellikle. Erkekler o kadar şanslı değil doğada. Dişiler kalıyor. Yani özellikle tarım kırsal alanda mesela bakımsız evlerin, ahırların, kuyuların, su kuyularının, işte gün ısıların kullanılmayan insan faaliyetinin olmadığı yerlerde çok bol bir şekilde quiescence'e girmiş, yani kış uykusuna yatmış sivrisinekler bulabilirsin. Hatta bunları toplayarak zamanında laboratuvar deneylerinde kullanmışlığımız var. Uyuyan sivrisineklere ne yapıyordunuz? Atasözü var, uyuyan sivrisineği uyandırma diye. Kötü şakaydı. Ne yapıyoruz? Topladıktan sonra mı? Ha, ne yapıyoruz onu? İşte... ısı kontrolü olan laboratuvarlara götürüyorsun. Oradaki ısı ve nem oranı doğayla, doğada onların yaşamasına uygun halde olduğu için kış uykusundan çıkıyor. Normal hayat siklusuna devam ediyor. Peki bu sivrisinek denilen spesifik canlı dünyanın her yerinde var mı?
kutuplar dahil olmak üzere hemen hemen dünyanın her yerinde var. Hatta ilginç örnekler var. Şu anda tür ismini hatırlamıyorum. Kutuplarda yoğun, soğuk ve sert hava koşullarından dolayı kanatlarını kaybetmiş, avını yürüyerek arayan sivrisinek türleri var. Kan emmek için. Yani düşün. Ana besin kaynakları bitkilerin özleri. Bitki özü yani. Onlarla. Vejetaryen yani. Tabii vejetaryen. Yani orada kan emmek sadece dişilerin yumurta sentezi için ihtiyacı olan maddeler için kullanılıyor. Peki beslenmek yani bir yetişkin dişi sivrisinek işte her gün kan emme ihtiyacı duyar mı? Yani sistem öyle bir döngüleniyor yoksa bu 3 günde bir, 5 günde bir mi? Yani öyle bir temel matematiği yok. Yani uygun kan ememezse veya kan emecek bir şey bulamazsa yumurta sentezleyemediği için çiftleşemiyor. Çiftleşemediği için yumurta bırakamıyor. Tekrar gelip kan ememiyor. Yani öyle hani 2 günde bir kan emip 3 günde bir yumurta bırakırım diye bir şey yok. Ama uygun koşulları sağlarsan her gün kan emer, her gün yumurtlar. Doğadaki amacı bu. Ha. Ve bir sezon boyunca, yaşayabildiği bir süre boyunca şekilde yaşar. O şekilde yaşar. Doğada genellikle laboratuvar ömründen farklıdır doğanın ömrü. Yani sivrisineğin de predatorları, avcıları var. Hani kendi haline kalmıyor. O da muhtemelen biyolojik ömrünü tamamlamadan birilerine yem oluyor orada burada. Ama bir sezon, yani bir yaz sezonu boyunca. Bu arada yaz sezonu derken yaz sezonunun çok uzun olduğu yerler, çok kısa olduğu yerler var. Ona göre de değişiyor. Coğrafi koşullara göre değişiyor. Ama temel amacı zaten kan em, yumurta sentezde çiftleş, yumurtla ömrünü bitir. Peki bir efsane var. Dünyadaki en tehlikeli hayvan sivrisinek diye bu hastalıkları yayma açısından söyleniyor sanırım. Yani 1 milyona yakın insanın ölümüne neden oluyor bir yılın içerisinde. Çok daha fazla. Çok daha fazla. Şöyle biz hep tehlikeli hayvanlar deyince işte yok engerekti, kobraydı, aslandı, kaplandı aklımıza gelir. Ama mesela Türkiye'de 4 cinse bağlı, 4 gruba bağlı 16 tür sivrisinek vardır. Bu 4 cinsten bir tanesi Anofel grubudur. Adını herkes bilir. Anofel grubu... biz bilmiyorduk abi. Yapma ya. Ben biliyorsam herkes biliyordur zannediyorum. Anofel sıtma etkenini taşıyan sivrisinektir. O yüzden çok önemlidir ve hani sıtmanın tedavisi bulununcaya kadar dünya savaşlarından veya büyük felaketlerden daha fazla insan öldürmüştür. Yani, sıtma nasıl bir hastalık Sami? Yani şey bir kan paraziti sıtma. Kan hücrelerinde bu aralar pandemiden dolayı herkes virolojiyi öğrendi. Virüslerin nasıl hücreye girip çıktığını aynı mekanizmayla çalışıyor. Kan hücrelerinin için özellikle al yuvarlarının içine yerleşip orada çoğalıp sonra hücreyi patlatıp yeni avlar arayan bir hastalık sıtma. Hatta halk içinde de vardır. Sıtma tuttu derler ya böyle titreme olur. İşte belirli periyotlarla kan hücrelerinin patlamasından, deforme olmasından dolayı o sıtma nöbetleri yaşanır. Ve genellikle de özellikle eski çağlarda, eski çağ değil de 1930'lu 40'lı yıllarda çok büyük ölümlere sebep olan bir etken. Ve bu sivrisinekle beraber yayılıyor dünyada en çok. Anofel'le beraber yayılıyor. Anofel'le beraber. Yani Anofel sadece burada yok o zaman. Yani Akdeniz Havzası'nda belki Afrika'da tabii, vesaire bir sürü yerde daha var. Peki başka yaydığı hastalık biçimi var mı sineğin? Yani sivrisinekten bahsedeceksek yani en çok bilineni bu ama işte dank humması diye bir hastalık var. O daha kapalı, lokal bir alan diyelim. Orta Doğu'da çok. İşte Türkiye'nin doğusunda eskiden görülüyordu. Buna benzer hastalıklar var tabii yaydı. Bu arada biz tabii sivrisinek gibi hastalık taşıyan canlılara biyolojide vektör diyoruz. Bununla ilgilenen bilim dalına da vektör ekolojisi diyoruz. Sivrisinek bunun parçalarından bir tanesi. Sivrisinek, karasinek, işte hamam böceği, kene, bit, pire, fare bunların hepsi özellikle insana hastalık taşıdığı için vektör olarak tanımlanır. Sivrisinek de bunlardan bir tanesi. Dünya nüfusunu çok büyük etkilediği için anofel ve sıtma bu kadar çok biliniyor. Çok gözle görülür seviyede ölümlere neden olduğu tabii büyük salgınlara neden olduğu yani işte veba gibi. Düşün, hani veba fare ilişkisinde olduğu gibi. Gibi o da yanlış bilinir aslında. Fare sadece
vebayı taşıyan bitleri taşımakla görevli bir canlıdır. Farede veba olmaz. Farenin üzerindeki bitler de taşınıyor şeyde. Veba. Mesela onun gibi sıtma çok uzun sürede artık tedavisi bulunamadı. Bir de hani insandan insana geçmediği için bir şey de yok. Neden ona? Karantina gibi bir işlevi de yok. Çok karantinaya uzun. Kurtulamıyorsun da. Sineklere yani, karantina uygulaman lazım. Yani nasıl uygulayacaksın sineklere karantina? Ki olmuyor işte. O yüzden çok uzun süre 1950'lere 60'lara kadar Çukurova'da çok yoğundu. Ben işte Akdeniz Havzası'nda 1990'larda bu işlerle ilgili çalışmaya başladığımda hala vardı. Yani Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün asıl kurulma amaçlarından bir tanesidir sıtma. Ve 1990'lı yıllarda Akdeniz'de aktif olarak çalışıyordu. Allah da razı olsun. Yani iyi bu konuyu çok iyi bilen kurumlardan bir tanesidir. Ama şimdi tamamen sıfırladılar sanıyorum. Sıfırlanmasa da sıfıra yakın. Teknoloji gelişti, kullanılan ilaçlar gelişti. Çok az görülüyor tabii artık. Bu sivrisinekler Sami özellikle akşamleyin gün kararırkenki hikayede bir coşkulu hale geliyorlar. Yani başına gelmişliği vardır. Geçenlerde bir başıma geldi. Bir de açık arazide yakalandım. Akşam hava kararıyor. Ya bildiğin kamikaze yani hani böyle dalışa geçiyor, yürüyor, hareket ettiğim halde hani rüzgar olduğu halde falan böyle bildiğin dalışa geçiyor ve yapışıyor falan şeklinde. Bu ne? Ya bu kadar coşkuyla sekse duyulan özlem mi bu yani? Aynen öyle. Bir de şöyle düşün. Şimdi SM uçuşu denilen bir uçuş ritüelleri var bunların. Sabah güneş doğarken ve akşam güneş batarken. Yani yöresine bulunduğun yere göre, coğrafyaya göre milyonlarca erkek havada bulut halinde uçuşuyorlar ve milyonlarca dişi o bulutun içine girip çiftleşiyorlar. Yani sivrisinek cenneti. O yüzden hani o çiftleşme öncesi ve çiftleşme sonrası yumurta sentezi için mutlaka saldırmaları gerekiyor. Bir de tabii çok bilimsel değil, arazi jargonu diyelim ona. Hani o SM uçuşlarında çok fazla sivrisinek bir arada olduğunda bir de av rekabeti başlıyor. Hani onun da şeyiyle büyük ihtimalle hani kudurmuşçasına saldırıyorlar kan emmek için. Akşamleyin ve gün doğumları o zaman. Gün batımı ve gün doğumu SM uçuşu yani çiftleşme uçuşu zamanıdır. O aralarda da güneşin çok yüksekte olduğu böyle gündüz vakitlerinde güneş ışığından kaçarlar zaten. Kuytu yerlerde saklanırlar. En güzel kan emme zamanı gece insanların veya gece diğer gündüzcül canlıların inaktif olduğu uyku zamanı. Daha düşük metabolizmayla dinlenme zamanları sivrisinek içinde beslenme zamanı. Peki yani işte kan gruplarını ayırt ediyor ya da işte yediğimiz içtiğimizi ayırt ediyor gibi bir efsane dolaşıyor arada. Yani ya benzer çok efsaneler var. Var mı? O bir efsane mi gerçek mi? O bir efsane. Öyle kan grubunu falan ayırt edemiyor. Yani daha doğrusu yapılan çalışmalarda öyle bir ayrım yapıyor. Aa ben sıfır severim arkadaş bu akşam sıfırdan devam edeyim. RH pozitif mi? Falan öyle bir şey yok. Bu AB'ler de çok nobralı ya arkadaşlar. Öyle bir şey yok ama bazı tercih ettikleri şeyler var. Mesela bölgeye yeni gelen insan kanı emdiğini farz edelim. Bölgeye yeni gelen insanı tercih ediyorlar. Yeni geleni bir hani oraya alışıp da o koku içsinesine ne kadar herhalde. Önce yeni geleni bir yiyorlar. Oo bu bir çaylak gibi. Aynen öyle. Onun haricinde alkol, sigara gibi böyle avı bulmasını sağlayan kimyasal izlerin bozulmasına sebep olan şeylerden hoşlanmıyorlar. Mesela işte fesleğenden çok hoşlanmazlar. Evet, bunu duyuyorum. Fesleğen yağı uzaklaştırır falan diye bir şey. Niye fesleğenden? Bu arada fesleğenin akreplerle de bir ilişkisi var yanılmıyorsam. Yani öyle yarı efsane, yarı doğru akreplerle, diğer eklem bacaklılarla ilgili de birçok efsane var ama. Şimdi sivrisinekler mesela en çok bilineni N,N-diyetiltoluamid diye bir madde vardır. Kimyasal bir madde ama bunun özü bizim bildiğimiz limonun kabuğundaki o hani kabuğu sıktığın zaman pıt diye bir şey çıkar ya. Onun içinde bir aktif madde. Mesela sivrisinekler bundan hoşlanmıyorlar. Bunu keşfeden insanoğlu o limon kabuğundaki N,N-diyetiltoluamidi işte bilmem ne kov var ya
Onu yapmışlar. Taze olduğu zaman hoşlanmıyor. Limon bahçesinde böyle limonları mıncıklayıp sulandırırsan, yanına koyarsan yaklaşmıyor. Bu tür şeyler var ama o kadar da salak değiller. Yani mecbur kaldığı zaman yerim diyor lan limonunu. Üzerine sıkar da içerim diyor. Gene de yapacağını yapıyor yani. Ama yine de limon diyorsun, lavanta diyorsun. İşte fesleğen. Şey, lavanta var mı? Lavanta yok. Pardon. Fesleğen var. Başka bir şey var mı böyle etken? Ya en dominant olanları bunlar. Ama dediğim gibi hani avını bulmak için kullandığı kimyasal izleri bozan herhangi bir şey onları engellediği için mesela işte şey duman. Yani o işte tezek dumanı, o torç neydi şey meşale dumanı. Onlar kimyasal izleri bozduğu için onların olduğu ortamlarda avını pek bulamaz. Anladım. Yani 3-5 sinek varsa bulamaz ama 1500 sinek varsa... Hiç umurunda olmaz. Yani, kamikaze gider. 1000 tanesi yani. Bulamaz, 500 tanesi öyle bir bulur ki diyorsun. Buluyor yani, bulur. Nerede olduğuna göre değişir. Peki bunlar bizi nasıl ısırıyor? Tamam geldi, kondu. Bizi bir şekilde kimyasal izimizi kovaladı. Hani bizde kan olduğunu bildi. Bu arada anladığım kadarıyla... Yani türlerin kendisi canlı seçmekle alakalı da belli türler belli canlıları seçiyorlar. Yani insana gelen tür her tür sivrisinek insana gelmiyor galiba. Yani o tür ayrımlar var tabii ama o hani beraber evrimleşmeyle ilgili bir şey. Mecbur kaldığı zaman bir sürüngenlerde uzmanlaşmış bir sivrisinek mecbur kaldığında tabii ki insana gelir. Ama bildiği varken bilmediğine gitmez gibi düşünmek lazım. Şöyle şimdi bir kere dişi sivrisinek karanlık bastı, güneş battı. Birisinden kan emmesi lazım. Gidecek. Şöyle bir şey var. Genel kabul olarak diyelim. İstisnaları çoktur. Önce ışığa gider. İnsandan kan emeceğini farz ediyoruz. Konumuz insan olduğu için rahatsızlığımız. Önce ışığa gider. Işığa gittikten sonra bilir ki ışığın olduğu yerde insan vardır. Daha sonra genellikle ağzımızdan veya burnumuzdan çıkan karbondioksit gazını takip eder. Avını öyle bulur. Yani bizi gözleriyle görüp seçtiği, hah bu insan ben bundan bilmem ne yaparım diye bir şey yok. Yok. Ya koku, feromon vesaire tabii. Falan falan gibi. Ama asıl takip ettiği, hangi canlıyı, memeliyi takip ederse isim veya sürüngeni, asıl takip ettiği değişmez iz karbondioksit izidir. Hatta biz arazi çalışmalarında tuzaklara dişi sivrisinek yakalamak için karbondioksit kaynakları kullanırız. İnsanı taklit ederiz orada. Üzerine küçük bir ışık vardır. Hemen altına karbondioksit gazı salan bir mekanizma vardır. Onun altında da dişi sivrisinekleri toplayan bir hazne vardır. İstisnasız yakındaki bütün dişi sivrisinekleri toplayabilirsin oraya. Birinci dereceden takip ettiği karbondioksittir. Karbondioksit de seni buldu, geldi. Elin kolun açık, gayet de güzel... Nefis bir uykudasın. Ne yapıyor? Geliyor, üzerine konuyor. Zaten kılcal damarlarını falan çok rahat bulabilecek donanıma sahip. Nasıl? Neye göre bulabilir? Yani şeylerden bir tanesi, bir kere kızılötesi görme yeteneği var. Yani ısıya göre görebiliyor. Cildin soğuksa, işte alttan geçen kan damarlarının sıcak olmasından kaynaklanan ısı izlerini görebiliyor. Oradan... şeyleri bulabiliyor. Kokudan bulabiliyor. Koku algısı. Yüksek teknoloji. Tabii. Ya uçuşları bile yüksek teknoloji. Yani sivrisinek uçuşundan esinlenerek yapılan avcı uçakları var. Düşmana görünmemek için işte desenleri falan sivrisinek ilhamıyla yapılanlar var. Adamlar ciddi yani sivrisinekler bu arada. Ciddi derecede teknoloji. Ne yapıyor? İşte iğnesi var. Genellikle nasıl tarif edeyim? Bu radyoların antenleri olur ya böyle iç içe geçip ona benzer bir ağız yapısı var. İğne demeyelim ona da. Bir ağız yapısı var. Çok yakından baktığın zaman böyle çok vahşet sivri dişli testere benzeri bir şeydir. O cildin üzerinde bir delik açar. Böyle bir şey gibi düşün. Bir kama kılcal damarları bilerek açar. Tabii deliği. Öyle boş yere. Boş yere lap diye saplamaz bir şey. Salaktır ya da acemidir. Buluyor yani her seferinde. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Onlar kan emmek için sana o şeyi ağzı saplarken bizim vücudumuzda boş durmuyor. Delinen bir yeri tedavi etmek için, kendini korumak için önlemleri var. Fakat uyanık sivrisinekler şöyle bir şey yapıyorlar. En büyük sıkıntılardan bir tanesi cildi deldiği zaman veya işte kılcal damarı deldiği zaman oluşacak olan kanama pıhtılaşıyor. Pıhtılaşmayı engellemesi lazım.
Ne yapıyor? Buraya zaten bizim de vücudumuzda bulunan, bizim kendi asli hormonlarımızdan, enzimlerimizden birisi olan heparin salgılıyor. Heparin, kılcal damarın parçalanan yerinin pıhtılaşmasını engelliyor. Kanı sıvı halde tutuyor. Ne yapıyor? Yanında histamin diye bir enzim var. Histamin salgılıyor. Histamin ne işe yarıyor? Bunların hepsini sivrisinek salgılıyor. Tabii tabii. Tükürük bezlerinden salgılıyor. Birisi pıhtılaşmayı engellerken histamin de oradaki kılcal damarların genişleyip daha fazla kan gelmesini sağlıyor. Bizim insan fizyolojisinde bulunan enzimler bunlar. Herhangi bir yaralanmada zaten bizim kullandığımız enzimler. Bunu bize karşı ajan olarak kullanıp oranın hem kan damarlarının genişlemesini, daha fazla kan gelmesini, dokular arası sıvının oraya birikmesini, üstüne üstlük pıhtılaşmamasını sağlıyor. Yani bildiğin Cork emiyor. Yani vücudunun rengi değişene kadar emiyor. Böyle kızarır abdomenin alt kısımları. Tabii kocaman bir damla kabul edebileceğimiz oranda öldürdüğümüz. Yani vücut ağırlığının %50'si, %60'ı kadar şey yapar. Kan emer. Kan emebiliyor, evet. İşi bittiği zaman, yani tek seferde halledebildiyse, yani av hissetmediyse, işte üzerine vurmadıysa, tek seferde hallettiyse, kanını emer. Tek seferde halledemediyse birkaç seferde alabileceği kanı. Peki niye kaşınıyor orası? Biz niye? İşte o salgıladığı enzimlerden dolayı bizim tepkimiz, normalde vücut şunu zannediyor veya algılıyor. Orada bir yaralanma var. Oraya savunma hücrelerini gönder. Dokular arası sıvıyı oraya biriktir. Mümkün olan en fazla şeyi, ne derler ona, immün sistemi kullan sinyali zannediyor vücut onu. O da kaşıntı yapıyor. Yangı deriz aslında ona. Kaşıntı yapıyor. Senin dikkatini oraya çekiyor. Yani başka bir şey olsa da, yani sivrisinek oraya kan emmese de, başka bir enfeksiyon olsa, bir iğneyle deldin, enfeksiyon oldu. Orası şey oldu, yangı oluştu, yara oluştu. Kaşınmıyor mu? Gene kaşınıyor. Ama hani sivrisinek de bariz bir şekilde orası, orası şişiyor. Çok belli bir... yoğunlaşıyor tabii. Ha. Yani her böcek, yani bir anlamda zehirliyor orayı. Yani evet. Kullandığı zehir değil ama o enzimler o özelliği gösteriyor. Kullandığı orijinalde aslında zehir değil. Bizim vücudumuzdaki hormonları bize tekrar nakletiyor. Enzimleri. Bize enzimleri tekrar kullanması tabii. Bize tekrar veriyor. Yani seçkileri... Yani bir şey var. Birçok efsane var. Birçok yapılan çalışma var. Ne mesela? Yani kan grubuna göre değil. İşte demin söylediğim gibi, yani ortamda yeni olan, taze kokuyu, taze farklı olan kokuyu algılayabiliyor. Ne bileyim işte, yoğun alkol varsa algılıyor. İzi bulamadığı için gitmiyor. Alkol içmeye teşvik etmeyelim bu arada sivrisinekten korunmak için. Sen yaz başından beri şakasını yapıyorsun şeyde. Burada farklı bir tür var, benim tanımadığım bir tür. Ya, daha henüz evet onlara tanışmadık diye falan. Bu türleri de bir söylesene, farkları ne birbirlerinden? Ya önce orada tür kavramını bilmek lazım. Yani sivrisinekler evrimsel olarak nereden geliyor? Hangi soya bağlı? Sivrisinekler hangi soya bağlı? Sivrisinekler böcekler soyuna bağlı. Sivrisinek bir böcektir. Tabii biyolojide özellikle taksonomi, yani sınıflandırma ve isimlendirme çok önemlidir. Biyoloji biliminin aslında temel yapısıdır. Tespit ettiği veya kayıt altına aldığı bütün canlıları önce isimlendirir, sonra bir sınıfa koyar. Bu da rastgele olmaz. Mesela böcekler, bizim eklem bacaklılar dediğimiz, örnek vermek gerekirse, işte akrepler, çıyanlar, örümcekler, yengeçler, hamam böcekleri, istakozlar. Hamam böceği de böcektir. Eklem bacakların içinde bir gruptur. Böceklerin diğerlerinden farkı hexapodadır. Yani altı bacaklıdır. Altı bacaklı olan böcektir. Bir canlının böcek olup olmadığını ayak sayısından anlarsın. Sivrisinek bir hexapodadır. Yani böcektir. Kimler gibi? Hamam böceği gibi, gübre böceği gibi, işte karasinek gibi, kelebek gibi. Bunların hepsi böcektir. Aralarındaki fark nedir? Taksonomi gereği, yani sınıflandırma gereği. Mesela sivrisinek dipteradır, çift kanatlı. Coleoptera, gübre böceği, hamam böceği, kın kanatlı. Yani üzerinde uçma kanatlarını saklayan bir kını vardır, kılıcın kını gibi. Açılır, içinden uçma kanatları çıkar. Nedir? Lepidoptera, kelebekler, parçalı kanatlı.
Himenoptera, çatı kanatlılar. Ptera bu arada kanat demek. Başına da özelliği konuyor. Gibi çok geniş bir ailedir. Biz zannediyoruz ki insanoğlu olarak yaşadığımız çağda dünyayı şeklini veren ve ismini veren insandır. İnsan çağı yaşıyoruz ama biyolojik olarak baktığınız zaman tür sayısı olarak, birey sayısı olarak, dünyanın şeklini değiştirme olarak sınıflandırıldığında biz halen böcekler çağında yaşıyoruz. Peki böceklerin içerisindeki en kalabalık grup hangisi? Karıncalar, sivrisinekler, bunlar bizim tanış olduklarımız. Başka yani var mı? Tam bir isim zor ama Diptera, yani sinekler diyelim, çok büyük bir gruptur. Coleoptera en tanınmış, en büyük gruplardan bir tanesi, yani kın kanatlılar dediğim. Ama çok yaş. Yani... Evet, bunu ilk söylediğinde de bu arada hem çok makul hem de çok tehditkar bulmuştum yani. Tabii. Böcekler dönemi diye tarif ettiğin ve yani bunu ayıklamak ya da bunu şu andaki yaşadığımız dünyadan dışarı çıkartmak da mümkün değil, değil mi? Yani böceklerden yalıtılmış bir bölge aynı zamanda başka bir evet başka tehlikeler barındıran bir bölge. Yani şöyle, mesela arı bir böcektir. Evet. Ya arının olmadığı, işte ne bileyim bir uğur böceğinin olmadığı, bitkilerde sivrisineğin, karasineğin olmadığı ya da böcek soyunun tamamen ortadan kalktığı bir dünya. Bizim bildiğimiz anlamda, çünkü biz beraber evrimleştiğimiz için bizim bildiğimiz anlamda canlı bir dünya olmaz. Böceklerin kalkmasıyla itibaren büyük ihtimalle, atıyorum bunu kafadan, doğrusunu bilen varsa gönderebilir. Hani 2-3 ay içinde tüm canlıların nesli tükenebilir. Peki ne işe yarıyor böcekler? Çürütüyor, parçalıyor ve hani sanıyorum bu tarz bir şey var doğanın içerisinde ya da tohum taşıyor. İşte tohum taşımak ayrı bir konu, asıl majör görev bizim için, insanlık için majör görevlerinden bir tanesi polen taşımak. Çiçeklerin stamenindeki erkek hücrelerin ovaryumdaki dişi yumurtalarla buluşmasını sağlayan ağırlıklı olarak böceklerdir. Biz o konuda böceklere bağımlıyız. Hani bitkiler kendi içinde işte rüzgarla, suyla polenini taşıyanlar var. Ama ağırlıklı olarak bir bitkinin tohum oluşturması, meyve verebilmesi, yayılabilmesi, bize gıda olabilmesi, besin olabilmesi böceklere bağlı. Yani böcekler olmazsa bizim bildiğimiz anlamda yaşam olmuyor. Çok bağımlıyız. O yüzden böcekler döneminde yaşıyoruz diyebiliriz. Bu aynı zamanda yani bunu her seferinde şahit olmak beni hep etkiliyor. Yani dünya üzerindeki canlıların aslında bilinçli olarak birbirlerine kendi yaşam varlıklarını emanet ettiği bir bütün olduğunu fark etme hali. Yani bir bitki bir böceğe, bir böcek şu anda zincirini kuramayacağım şekilde bir başka canlıya bir şekilde bağlılık kuruyor. Onunla beraber evrimleşiyor ve bütünleşiyor. Kesinlikle. Bunu fark etmek, yani biz insanoğlu olarak kendi egomuzdan kaynaklı, işte ego falan şu bilgiyi yapıldığı mevzu. Sanki tek başımıza evrende var olurmuşuz gibi düşündüğümüz bir sürü şeyin nasıl mümkün olmadığını gözümüzde canlandırmada önemli bir parametre bu. Kesinlikle öyle. Hatta ortaokul, lise çağlarındaki fen bilgisi kitaplarından hatırlarsınız belki. Şey vardı, böyle besin piramidi vardı. Besin piramidinin en başına hep insan konurdu. Hani o antroposentrik, insan merkezli bakış açısının çok eski tarihlerden itibaren, yani 20. yüzyıla kadar devam etti. Daha yeni buna aymaya başladık. Biz piramit değiliz, biz bir ağız, bir besin ağı. Bu besin ağının tepesinde de insan yok. İnsan işte sivrisineğe yem oluyor. Evet, ya da senin o işin bir parçası. Ya onun parçası. Üremesini aslında senin kanın destekliyor. Bu bir önemli ölçüde yer alıyor. Yani değerli bir karşılığı ve var. Hani şey, bunu anladım mesela sivrisinek için ben kendi değerimi anladım da sivrisineğin benim için değeri ne? Onu bir yani niye var? En çok sorulan birinci soru. Bunun bir cevabı yok. Yani böyle uygun görülmüş. Ama biyologlar şöyle diyorlar. Ağın bir parçası. Ağın, yani bazıları diyor ki ağın içindeki yani sivrisineği tek sihirli bir dokunuşla kaldırsak kompanse eder. Bilmiyoruz. Eder mi etmez mi bilmiyoruz. Çünkü o hani dedik ya piramit değil, bu bir ağ. Ağın hangi telini çektiğin zaman nereden ses geleceğini bilecek kadar
bilime hakim değiliz. Bu bir. Küçük bir fikir jimnastiği yapalım. Anlık olarak şu an dünyada tane dersek çok sıfırlı olur da mesela kaç milyon ton veya kaç yüz bin ton sivrisinek vardır? Zaten milyon ton, yüz bin ton diye girdim mevzuya yani. Yani zaten bu bile yeterince büyük bir rakam yani ya. Ton ton dedi yani. Küçücük sivrisinek sonuçta bir protein canlısı. Ve bütün dünyadaki sivrisinekler bir büyük biyokütle oluşturuyor. Hani çok abarttığımı düşünürsek yüz binlerce tonluk protein kitlesi. Ve sen bunu bir anda ortadan kaldırıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya sivrisinek de olmayı versin. Bilmiyoruz abi. Belki de balık yiyemeyeceğiz. Hani tatlı su balıkları sevenler varsa ana besin kaynaklarından bir tanesi sivrisinek larvaları. Yani tek değil ama yiyor. Belki de tatlı su balığı yiyemeyeceğiz. Belki de akvaryumculuk sektörü çökecek. Değil mi? Şey çok. Yani bilmediğimiz yeri kurcalamak biraz sıkıntılı. Yani hala hesaplanamaz ölçüde detaylı. Yani çözünürlüğünü o seviyede yükseltemedik henüz. Yani tüm tanımlarını koyacağımız şekilde yükseltemedik yani. Yani o kadar çözümleyebilsek ben evimde sivrisinekten kurtulmak için vantilatör kullanmam. Tamam mı? Sihirli değneğimi koyarım, evdekini yok ederim. Vantilatör işe yarıyor mu bu arada? Tabii tavsiye ederim. Nasıl? Sistemi yani, gece uyurken ayak ucumdan 1-1,5 metre ileriye bir büyük kafası dönen vantilatör koyuyorum. Hani direkt rüzgar üzerime gelmesin diye. Birinci derece, en düşük derece veya havanın sıcaklığına göre ikinci dereceyi alıyorum. Dönüyor. Sivrisinek, o hareket sivrisinekleri uzaklaştırmaya yetiyor mu? Oluşturduğu rüzgarda tutunamıyor sivrisinek. Ha. Tutunamadığı için de bana ulaşamıyor. Ya ben yürürken bana tutunuyorlar diyorum. Yani o tarz basit bir rüzgarda tutunamıyor mu gerçekten? Yok tutunamıyor. Bak ilaç bir yılmışım sivrisinekler. İlaç kullanmam, ilaçlama yapmam. Sinek ilaçları kullanmam. Bilmem ne kovlardan hiç kullanmam. Ben vantilatörümü koyarım. Bütün yazı sivrisineksiz. Ya yazın başında sen zaten sivrisineklerle genel olarak bir anlaşma yaptığını, evet. Ondan kaynaklı sivrisineklerin sana dokunmadığına dair iddiaların vardı. Ama sonra yeni bir tür varmış, bunlar beni tanımıyor diye geldiğinden alakalı. Şimdi bu sohbetin en kritik sorusunu sorayım, şakası bir tarafa. Sen bunları niye biliyorsun? Ya işte o da benim de faktum. Ben bunları niye bildiğimi ben bile bilmiyorum. Hani ben bunları biliyorsam herkes biliyordur kafasıyla yaşadım bugüne kadar. Yok yok sen sivrisineklerle uğraştın bildin mi? Uğraştım. Şakası bir tarafa epey bir süre uğraştım tabii. Yani özellikle turizm bölgelerinde ben çevre koordinatörü olarak çalıştım uzunca bir süre. Bizim asli konumuz hani görev bölümü diyelim. İnsan yapısı turistik bölgelerin doğaya zarar vermesini engellemek, doğanın bazı parçalarında insanlara zarar vermesini engellemek için gerekli tedbirleri almaktı görevim. Bunların başında da tabii sivrisinek geliyor. Yani 30 bin yataklı, 40 bin yataklı dünyanın o zamanlar bir numaralı turizm merkezinde hani binlerce dolar para veriyor adam tatile geliyor, sivrisinek kaşıntısından uyuyamıyor. Felaket. Sosyeteye rezil oluruz. O yüzden o konularda sivrisineklerle çok çalıştım. Arazide yani. Arazi çalışmaları falan çok yoğundur. Örgütlenme çalıştım diyorsun. Gittim bölge bölge anlattım. Arkadaşlar turizme zarar vermeyin. Gelmeyin. Tabii ki. Her popülasyona ayrı şeyler. Şurama kadar bataklıklarda. Sivrisineklerin arasında en ilginç bulduğun tür ya da özellik ya da işte böyle spesifik. Anofel. Şimdi sivrisineklere karşı, sivrisineklerin üremesine yönelik insanoğlunun çok büyük baskısı var. Sıtma korkusundan dolayı, işte rahatsızlığından dolayı. Bulduğu her yerde ilaçlıyor, üreme kaynaklarını yok ediyor. İşte dedim ya suda ürüyorlar. Atıl duran sivrisinek ürecek su kaynaklarını rehabilite ediyorlar falan. Artık hayvanlar üreyecek yer bulamıyorlar. Mesela anofelin kaydı var ya, üreyecek yer bulamayıp deniz suyunda üremeye çalışan anofel buldular adamlar. Bu benim için enteresan şeylerden bir tanesi. Yani hayvanın milyonlarca yıllık davranış paternini değiştirdik. Artık o kadar mecbur kaldı ki deniz suyunda üremeye kalktı. Yani başarı çok düşük. Yumurtadan ergin çıkma başarısı çok düşük ama gene de çıkartmayı başardı. Yani
Hani onun da göze alması tabii bu arada yani. Yani ölüyü işte diriyi kenara koydu yani konuyu göze aldı yani. Göze deniz... alıyor yani insan baskısının tercihli evrim gibi böyle tırnak içinde bir şey. Hayvanın başka bir şey tercih etmesine sebep oluyor. Ayranda üreyen sivrisinek gördüm ben ya. Culex cinsine ait bir sivrisinek. Çatıya atmışlar. İçilmiş bir ayranın dibinde var. Hayvan üreyecek yer bulamamış. Ayranın içinde üremiş abi yani. Yani bana çok enteresan geliyor bunlar. Yani. Bir teleke suyu, atıl bırakılmış suyun bir mahalle sivrisineğini, bir mahalleyi etkileyecek oranda sivrisineği üretebileceğini duymuştum daha evvelden. Aynen doğru. Bir teneke suyu. Aynen doğru. Yani o mahallenin gecesini haram eder. Yani kırsalda oturanlar için mesela öyle bir şey söyleyebilirim. En büyük tehlike, en büyük üreme kaynaklarından bir tanesi atıl araba lastikleri. Traktör lastikleri. İçinde su kalıyor. Tabii içinde yağmurlardan su birikiyor. Siyah. Güzel ısınıyor. Kimse de gidip dökmüyor. Muazzam ürer. Kullanılmayan gün ısı depoları. Üzeri iyi kapatılmamış, izolasyonu iyi yapılmamış atıl kuyular. Bunlar insan yaşamına yakın yoğun sivrisinek üretebilen yerler. Bütün her yere yeter yani. Çok enteresan yerlerde yürüyorlar. Yani yeter ki su olsun. Mesela anafel kimse müdahale etmezse temiz suyu tercih eder. Bir anafel bir suda yürüyorsa o su temizdir abi. Ama zorda kalırsa denize bile göz diker diyorsun. İnsan müdahalesi nereye kadar götürüyor? Bak işte yani adam bütün evrimsel sürece aykırı Che Guevara yürüyeceğim lan diyor gidiyor denize yürüyor. Devrim yapıyor yani. Güzelmiş. Şey, hocam teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim.